Lütfen öncelikle şurada Tamam, iki sen tane iç içeri. tabağımız var. Siz Evet. hep bir mesaj veriyorsunuz. Porsiyonları düşürelim diye. Evet. Hangisini seçersiniz bakalım? Yani biraz salata kısmını çok alacağım için bunu buyurun, seçeceğim. Tamam buyurun. Çünkü Buyurun. sığdıramayız başka Evet, türlü. buyurun efendim. Ama alacağımız şeyleri biraz sonra Şöyle konuşacağız. ben. Bunların kalorileri gerçekten çok düşük. Tamam. Evet. Buyurun. Neyle alalım? Şu Şöyle kaşıkla kaşıkla. alabiliriz. Yani mesela bu şeyli domateslerin ben şeyini bilmiyorum ama kalorisini. Bunların diyelim ki şöyle 4-5'i ancak bir domatese Tabii. Evet. denk gelse. Bol Yani sebze içerikli. Evet, domatesimizi salata aldık. Sonra salatalık alalım. alıyoruz. Evet. Size zahmet oluyor ama rica göstermiş ederim. olalım böylece. Ne kadar efendim? Şöyle bırakayım ben. Ondan istediğiniz kadar alabilirsiniz. Ne kadar istiyorsunuz Bir bakalım. Küçük boyu salatalık 15 kalori çünkü. Tamam. O zaman şöyle tabii güne dinç ve enerjik başlamak için değil mi? Yoğun tempoda çalışan biber alabiliriz. Evet. O da çok güzel. Bunun sanırım 4-5 tanesi herhalde bir kalori falan. Sayın Bakanım. Şimdi, tam bilmiyorum. Orada değerleri yazıyor tabii, ama tabii. elimle Ya koyuyorum. Bunlar pratikte kalorisiz sayılabilir. Bu yediğimiz şeyler Şimdi domates hariç, bu tabağı domateste biraz hazırlarken dengeli de bir besin grubu koymak lazım herhalde. Tabii şimdi protein alalım. Protein, evet. Mesela yumurta, bir yumurta aşağı yukarı 80-90 kalori civarındadır. Bir yumurta alıyorum ben. Yediğim Evet. zaman yiyorum bir yumurta yani. Evet, onu da aldık. Peynirimiz var, yeşilliğimiz, zeytinimiz. Koyalım. Zeytin. Şimdi 5 adet de zeytin alalım mesela. Tamam. Ben şuradan şöyle uzatayım belki isterseniz. Belki de kameraman gibi. Arkadaştan isteyebiliriz. Şöyle efendim. Tamam. 5 adet Peki. zeytinimiz. Ondan sonra başka şu ekleyeceğimiz şey var mı? Yeşillerden de alabiliriz biraz. Şunlardan da aldık. Ondan sonra biraz da peynir alsak evet. herhalde kafi gelir. Ben daha çok beyaz peyniri tercih tamam. ediyorum ama bir kaşar peyniri de olabilir dileyen için. Gerçi bu kadar tamam. peynir genelde yemiyorum. Ama olabilir bu. Şimdi bu sağlıklı bir tabak. Evet. Değil mi? Şimdi ne bakın kaç kalori efendim? Tahminen söyleyeyim. Söylediğim gibi ben uzman değilim ama. Şimdi aşağı yukarı bir 90 kalori yumurta olsa. 25 kalori kadar da zeytin olsa. Ne yapar? 90, 115. Aşağı yukarı burada beyaz peynir aldık. Beyaz peynir de şöyle şuradan da bakabilirim. 70 kalori de o var. Ne yaptı? 120 desek. 120. Yaklaşık 70 daha 190. 190 200 kalori. 200-300 kalori. Kalori gayet sağlıklı evet, ve 200 güzel kalori bir şey. Oldu bu tabak. Şimdi bu tabağa ilaveten ekmek de alabiliriz. Evet. Kahvaltı ekmek pek olmuyor. Bu ince bir dilim ekmek. Bu da aşağı yukarı 80 kalori falan ancak gelir tahminen. Evet. Evet bakalım. Şimdi hepsini kaç koyarsak kalori oldu efendim? 300 kalori falan yaptı bu. Şimdi itiraf edeyim ben sabahları genelde 400 kalori tüketiyorum. 400 kalori. Bu benim sabah kahvaltımdan da biraz az oldu. Evet bakanımızınki biraz daha fazla. Ama 100 kalori şöyle, kadar. Daha sonraki öğünlerde özellikle akşam yemeğinde çok fazla kaçırmayacağına inanan insanlar için bunu biraz daha zenginleştirmek mümkün. Zenginleştirebiliriz. Peki, mesela ben çayıma bal katıyorum. İşte biraz da bal falan koyarsanız bu 400 kaloriyi tamam, buluyor. Tamam, dalla da koyabilirsin. Yani diyelim ki şu balı da aldık. Bir de sayın bakalım siz obeziteyle öyle bir şey olsun. Savaş için tuzun önemini de çok vurguladınız. Obeziteyle değil de sağlık. Sağlıklı. Sağlıklı yaşam tuzun için. Önemi evet. çok fazla değil. Sağlıklı yaşam için Dünya Sağlık Örgütü 5 gram demişti. Bizde 24 gram kadar civarında kullanılıyor. Siz de tuzu minimum indirmek için kampanyalar evet. başlattınız. Şimdi bir şey öğrenmek istiyorum. Bu obeziteyle mücadele kapsamında sizin yeni çalışmalarınız var. Ondan bahsedelim mi? Elbette. Bu kalori hesabını siz kendi şu evinizde tuzu bir daha iyice bir gösterelim isterseniz. Tamam, gösterelim. Bakın bu niye bunu koyduk biliyor musunuz? Şu sağ taraftaki günlük önerilen tuz miktarı. Dünya Sağlık Örgütü bu kadar tuz öneriyor bize bir günlük. 5 gram değil mi? Evet. Biz Türkiye'de bu kadar tüketiyoruz ortalama kişi başına. Tuzun en önemli yan etkisi fazla kullanıldığında tansiyonu yükseltiyor yıllar içerisinde. Damarlarımızda farklı bir etkiye yol açarak.